Özellikle kırsaldaki cem evlerin üzerinde çok yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Çünkü buralar biraz korunaksız alanlar. Yani kimsenin sahip olamadığı, daha doğrusu Alevi kurumlaşmasının çatı örgütlerine bağlı cemevleri olmadıkları için yoğun olarak buralarda şu an faaliyet yürütüyorlar. Bu faaliyetlerin nasıl bir sonuç doğurur bilmiyoruz. Bütün sorun şudur, Alevi kurumlaşmasının buna karşı ortaya koyacağı tepkilerdir. Yani devlet bugüne kadar Aleviler konusunda çok ciddi çalışmaları yürütmüş. Ciddi asimilasyon politikaları hayata geçirmiş. Hala da devam ediyor. Bugüne kadar Alevi toplumu bunu aştı. Yani bu kadar yoğun baskıyı, işte katliamı, öldürmeyi, yok etmeyi, sürgüne rağmen Alevi toplumu bu yolu bugüne kadar getirdi. Yani bu yoldan sapmadı. Bu yolu bir şekilde korudu. Bugünlere kadar taşıdı. Devlet bunun farkında. İzliyor sonuçta Alevi kurumlaşmasını. Alevi toplumunda çok yakın izliyor devlet. Ve dönem dönem işte Alevi toplumuna bu tür müdahalelerde bulunuyor. Geçmişte bunu çok kaba tarzda yapıyordu. Yani işte katliam yaparak, öldürerek, sürgün ederek. Ne bileyim işte Alevi pirlerini işkence yaparak, cem erkanları toplandığında işte o cem erkanlarını gidip basıp insanlara oralarda işte darp etmek, işkence etmek, tutuklamak gibi birçok yol yöntem denedi. Çok kaba tarzda bu işi yapıyordu. Şimdi biraz daha ince tarzda yapıyor. Bu yoldur aslında, tam da işte sahip çıkılması gereken bu yoldur. İnancı kim nasıl tartışırsa tartışsın. Kim hangi yolu nasıl benimsiyorsa benimsesin. Zaten Alevi'nin düsturu nedir? Yol bir demiş, sürekli bin bir demiş. Bunu herkesin öncelikle özümsemesi gerekiyor. Aleviler son 10-15 yıldır aslında kendini tanımaya başladı, kendini anlamaya başladı, ötekini görmeye başladı. Farklı süreklerin ne olduğunu bir şekilde bilince çıkarmaya başladı. Tabi burada görsel medyanın çok ciddi katkıları oldu. Bunu da özellikle belirtmek lazım. TV10 süreci aslında buraya çok ciddi katkılar sundu. İşte Can TV bu konuda çok yoğun katkıları oldu. Pirhan bu konuda çok yoğun katkıları oldu. Basının, medyanın bu konudaki katkıları aslında Alevilerin kendini bulmasını, birbirini tanımasını da sağladı. Bu önemlidir çünkü. Düne kadar birbirine farklı gözle bakan, ne bileyim işte birbirini öteki olarak gören, Aleviler şimdi birlikte hareket ediyor, birlikte yürüyor, birlikte nefes alacak yol yöntemleri bulabiliyor. Önemli olan bu yol yöntemleri bundan sonra da güçlü bir şekilde toplumla buluşturmaktır. Alevi kurumlaşmasının en büyük hedefin bu olması gerekiyor. Bence muhatap almamaları çok normal bana göre. Yani Alevi Bektaşi Cemevi'nin, Alevi kurumlarının muhatap almamasından daha doğal bir şey olamaz. Çünkü Alevi kurumlarının zaten böyle bir kuruma, Alevilerin böyle bir kuruma ihtiyacı olmadığını ta baştan ilan etmişler. Düşüncelerini, fikirlerini dile getirmişler. O yüzden bu kurum aslında etkisiz bir eleman gibi ortaya çıktı. Yani bu kurumun bir şekilde, inanıyorum ki zaman içerisinde bu kurumun ne kadar etkisiz bir şey olduğu devlet tarafından tamamen Alevilerin asimilasyonu için oluşturulan bir kurum olduğunu zaman içerisinde herkes öğrenecektir, görecektir. Ve zaman onu tüketecektir, onu da söyleyeyim. Burada tartışılması gereken konu şudur. Bazı konular bu ülkede çok açık tartışılamıyor, konuşulamıyor. Örneğin Diyaneti kimse tartışıp konuşamıyor bu ülkede. Özellikle Kemalist kesim bu konuda çok şey davranıyor. Ulusalcı Kemalist kesim. Şöyle işte onu bir cumhuriyetin bir kurumu olarak değerlendiriyorlar ve o şekilde bakıyorlar. Halbuki kötülüğün merkezi Diyanet'tir. Yani bu ülkedeki ayrımcılığın merkezi Diyanet'tir. Diyaneti tartışmak gerekiyor. Laik, demokratik bir ülkede yaşıyorsak, yani işte anayasa maddesi var değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl tanımlıyor? Laik, demokratik bir hukuk devleti, bir sosyal hukuk devleti olarak tanımlamış. Şimdi bu tanıma dönüp baktığınızda ya bu tanım doğru diyeceksiniz, bu tanım doğruysa o zaman Diyanet'in olmaması lazım.
Yani böyle bir devlet yapısı içerisinde, laik bir devlet yapısı içerisinde Diyanet gibi bir kurumun olmaması lazım. Örgütleri, Alevi toplumu bugüne kadar böyle bir çalışma yapmamışsa bu onların eksikliği, Alevi toplumu hepimizin eksikliği. Yani bunu birilerine kusur olarak ad etmiyorum, hepimizin ortak bir eksikliğidir bugüne kadar bu tür çalışmaların yapılmamış olması. Devlet ve onun oluşturduğu kurum bir şekilde yeni şeyler geliştirmeye çalışıyor. Asimilasyon için en temel araçlardan bir tanesi o inancı işte kendine benzeştirmedir. Yani o inancın işte şöyle tarifi İslamiyet'in bir parçası olarak görüyorlar. Yani bir İslam'dır diyor. Aleviler zaten İslam'dır diyor. Belli ki o ansiklopedide o İslam düşünürleri tarafından hazırlanacaktır. Onların fikirleri, düşünceleri çerçevesinde oluşturulacaktır. Bahsettiğim birkaç tane Alevi akademisyen ise zaten devlete hizmet eden, İslamiyet'e hizmet eden isimlerdir. Yoksa Aleviliğe hizmet edip Aleviliği gerçekten korumaya yönelik bir çabası olsa zaten o işin içerisinde olmayacaktı. Bu anlamda Alevi kurumlarının ne derler, taşın altına elini koyması gerekiyor. Avrupa'da böyle bir çalışma başlatıldı yakın zamanda. Avrupa'daki Alevilerin başlattığı bir ansiklopedi çalışması var. İnanıyorum hızlı bir şekilde hayata geçirilebilirse o boşluğu doldurmuş olacaktır. Buradaki Alevi kurumlarının da desteğiyle, buradaki aydınların, buradaki yazar çizerlerin Alevilik yolu üzerinde özellikle kafa yoranların da oraya katkı sunup bir an önce onun hayata geçirilmesini sağlamak gerekiyor. Ansiklopedi sonuçta bir amaç için ortaya çıkarılır. Onun tarihsel hafızasını ortaya çıkarmak için yapılıyor bu. Ama devlet o tarihsel hafızayı silmek için şu anda uğraşıyor. Yani o hafızanın ortadan kaldırılması, yeni bir hafıza oluşturmak, yeni kuşaklar üzerinde kendi hakimiyetini kurmak, kendi inancını tesis etmek için yapıyor bunları. Atama yapıldıktan beri, yani o ilk uygulama hayata geçirildiğinden beri ÇEDES projesiyle ilgili iki kesimden biz tepki gördük aslında. Bir Alevi kesimi bu tepkileri bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyor. İkincisi Veliler bu konuda epeyce bir çalışma yürüttü. Ama ne kadar etkili oldu? Bütün sorun bu. Yani etkisi ne oldu? Devlet bunu ne kadar duydu? Ya da bütün bir toplum buna ne kadar sahip çıkabildi? İşte bu muamma, onu söyleyeyim. Olmadı çünkü. Olması için daha güçlü adımların atılması gerekiyor. Daha güçlü örgütlülüklerin ortaya çıkması gerekiyor. İkincisi siyaset kurumunu hareket ettirmek gerekiyor. Sonuçta hani siyaseti burada hareket ettiremezseniz, siyaseti burada baskılayamazsanız sizin tek başınıza bu ülkede sivil toplumcu bir anlayışla bazı şeyleri göğüslemeniz gerçekten çok zor. Çünkü sivil toplum örgütlenmesinin zayıf olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Ama siyaseti bu anlamda yani özellikle muhalefet cephesini güçlü bir şekilde baskılamak gerekiyor. Bu konuda yoğun tepkileri örgütlemek gerekiyor. Hele hele tam da yaz tatiline girilmişken, yeni yayın, yeni eğitim yılının başlamasına 3 ay varken bu konuda daha etkin, daha güçlü eylemler örgütlemek gerekiyor. Bu ciddi bir sorun, onu söyleyeyim. Yani bir yere imam girmeye başlıyorsa o yerde başka şeyler olacaktır. Artık eğitimin rengi de, niteliği de, vasfı da değişmeye başlayacaktır. Yani bunu görmek lazım. Bütün ailelerin aslında bunu düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Bunu düşünerek bir şekilde tepkilerini ortaklaştırması gerekiyor. Herkes bir yerlerden bir ses veriyor ama bu ses bir türlü ortaklaşmıyor. Güçlü bir şeye dönüşmüyor. Dönüşmediği için de hükümet de bunu bir baskı olarak düşünmüyor zaten. Hani biz asimilasyon deyip bağırıp çağırıyoruz. Asimilasyonun önemli bir kesiminde Alevi cemevlerinde yürütüldüğünü de kabul etmek lazım. Bunu işte Kur'an kursları açarak ya da işte cenaze ritüellerinde Kur'an'ı kullanarak, namaz kıldırarak, Fatiha okutarak bir şekilde asimilasyonu kendi içimizde daha etkin bir şekilde yürüttüğümüzü görmemiz gerekiyor. Buna karşı Alevi kurumlaşmasının ciddi şekilde kendi içinde oturup bunun muhasebesini yapması gerekiyor, tartışması gerekiyor. Alevi kurumlarının
bütünlüklü bir yol haritasının olması gerekiyor. Her cemevin deyim yerinde ise kendine göre bir yol yöntemi var. Bu doğru bir şey değil. Düşün, kendi ana dilinizde cenaze ritüeli yürütmek bile bu ülkede cemevlerinde bazen ne kadar sorun olduğunu ben tanık oldum en azından. Bunu yaşadım, yani bizzat tanı oldum. Bu bir dahi uygulanamayacak durumda yani. Halbuki en temel konulardan bir tanesidir. Kendi ana diliyle cenaze erkanının yürütülmesi. Bu konuda da sıkıntılar yaşanıyor. Ama temel sıkıntı cemevlerin kendi içerisinde şu anda yaşadıkları sıkıntıdır. Kur'an kursları ve benzeri şeylerin açılmasına yönelik çabalardır. Burada Cem Vakfı'nın çok ciddi dahili var bu işte. Bunu biliyoruz. Bir şekilde oranın bir parçası olarak zaten görüyorlar. Bahsettiğim gibi zorunlu din dersleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var, Anayasa Mahkemesi kararı var, alt mahkeme kararları var ama devlet uygulamıyor. Alevi kurumlarının buradaki mücadelesi de sorgulanmalı, onu söyleyeyim. Ne kadar etkili mücadele ettik de geri adım attıramadık. Bunu sorgulamak lazım. Evet, etkili bir mücadele yürütülemedi. Sonuç alıcı mücadeleler hayata geçirilemedi. Kimi mitingler yaparak, kimi basın açıklamaları yaparak ya da okullar açıldığında kimi tepkiler vererek bu işin üstesinden gelmeyeceğini aslında herkesin görüp anlaması gerekiyor. Bazı radikal kararlar almak gerekiyor. Yani siz öyle kararlar almalısınız ki bunun hem toplumda hem ülkede bir karşılığının oluşması gerekir. Zaman zaman danışma kurullarının oluşturulması lazım. Aydınlarımızdan, yazarlarımızdan, bilgiden yararlanarak aslında birçok şeyin önünü açabiliriz hep birlikte. Alevi kurumların bu konuda biraz daha yoğun çalışması gerekiyor. Hukuk mücadelesi en temel konulardan bir tanesi. Bakın, Alevi Bektaşi Başkanlığı'na yönelik Anayasa Mahkemesi'ne işte dava açıldı. Aleviler gidip bu davanın bir parçası, müdahil olabilirler. Ta başından rapor hazırlayıp sunabilirlerdi. Çünkü tarafıdır Aleviler. Bu bir hukuk mücadelesidir. Sonuç alınır alınması hiç önemli değil. Ama siz orada olmak zorundasınız. Siz orada görünür olmak zorundasınız hem de. Herkes sizi görmeli, mahkeme sizi görmeli, toplum sizi görmeli. Aleviler bu işin arkasında da diyebilmeli. Bunun için de dediğiniz gibi bir hukuk komisyonu, güçlü bir hukuk komisyonunuzun olması lazım ve bu mücadeleleri bunun üzerinde yürütmek lazım. Sırf bu değil, birçok konu var. İşte her gün nefret suçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz, değil mi? Her gün evlerimiz işaretleniyor. Her gün birinin işte böyle ahlaksız yaklaşımlarıyla muhatap oluyoruz. Şimdi bu tür şeylere karşı toplumsal tepki önemlidir. Yani buna prim vermemek lazım bu tür şeylere. Çünkü siz ona prim verdiğinizde onun arkası gelmeye başlıyor. Tekerrür etmeye başlıyor zaten. Bu konularda daha güçlü bir ağın kurulması lazım. Daha güçlü bir ağın oluşturulması lazım. Medyanın, basının bu konuda çok iyi kullanılması lazım, işletilmesi lazım. Bu Alevi kurumların elinde, onu söyleyeyim. Alevi kurumlaşması bu konuya biraz daha kafa yormalı. Bu konuda biraz daha ön açıcı bilgiyi, donanımı toplumla buluşturması gerekiyor. Ama en önemlisi, başta da belirttiğim gibi, bir hedefin olması lazım.